fizik diploması sektörde ne gibi kapılar açmakta? Mezun olduğunda sektöre yönelmek isteyen bir fizik öğrencisine hangi tavsiyelerde bulunursunuz diye bir soru gelmiş. Tabii. Şimdi temel olarak dersleri yani verilen müfredatı layıkıyla öğrenmek lazım. Bu illa yüksek not ortalaması gerekiyor anlamına gelmez. Yani eğer not yüksekse tabii transkripte bakan, not çizelgesine bakan kişi etkilenecek. Ama öncelikle fizik okurken ben kendi çevremden örnek vereyim. 50 ya da 60 civarında mezun olduk biz ODTÜ fizikten sene 94'te. Bunun neredeyse dörtte biri işte bilgisayar tarafına yöneldi. Ama ondan önce yani üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta ona yönelik zaten dersler almışlardı. İşte computational physics gibi, işte gidip seçmelilerini integrated circuit gibi yani işin daha donanım tarafıyla güçlendirebilecekleri şeyler de yapmışlardı. Yani mezuniyete doğru bunlar netleşiyor, gelişiyor. Bazı arkadaşlarım medikal görüntüleme tarafına gittiler. Yani işte o MR cihazı, CT cihazı gibi. Kimisi teknik tarafına yöneldi. Yani o aletlerin işte teknik mühendisliği gibi şeylerde çalıştılar. Kimisi de işte bir müddet sonra bunun işte yok Ankara temsilcisi falan oluverdi. Şu anda masa başında iş yapıyorlar. Ama temel olarak böyle temeli sağlam atacaksınız. Üstünü iyi inşa edeceksiniz. Yani dersleri layıkıyla öğreneceksiniz. Ve ufak ufak da neye ilginiz varsa, işte dediğim gibi benim nükleer enerjiye ilgim vardı. Gittim makine mühendisliğinden 3 tane nükleer enerji odaklı ders aldım. Makinenin heat transfer dersini de gittim dinledim. Yani biliyordum zaten termodinamiği de. Hani makine mühendisliği jargonlarını da öğrenmek için bir de gittim orada convection, conduction, radiation diye üç temeli olan heat transferi bir de bir makine mühendisi hocadan dinlemiş oldum. Bunlara da adapte olacaksınız. Yani şimdi ben burada oturayım, hoca bana ne ödev verirse yapayım. Ondan sonra da işte iş gelsin beni bulsun. Yok, biraz da girişimci olacaksınız. Yani az önce dediğim gibi bir tık üzerini hedefleyeceksiniz. Becerirseniz iyi olur. Beceremezseniz de zaten hedefin bir tık üzerine koymuştuk zaten. Orayı da sağlasak günü kurtarmış oluyoruz. Ben bu soruyu